olsun. Sevgili hocam, Kur'an kültürümüzü geliştirmek, bilgilerimizi bilgi katmak üzere bizlere neler hediye ediyor diye böyle bir sözümüz var. Lakin şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ı böyle bize anlatırsanız biraz, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'la başladık. Onunla eda ediyoruz inşallah. Buyurun. Kur'an okunmak, okumak ve okunmak için gönderilen kitap. Cenab-ı Hak öyle yaratmış dünyayı ki hiçbir an yok ki dünyada, gece gündüz, çünkü şimdi gündüz olan yerler var malum. Hiç Kur'an'ın okunmadığı bir dakika yok. Hiç ezanın okunmadığı bir dakika yok. Evet. Hiç namazın kılınmadığı bir dakika yok. Evet. Subhanallah. Okumak ve okumak için gönderilmiş. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi, birinci suresi Fatiha, en büyük suresi, Fatiha suresi, en büyük ayet, Ayet-el Kürsi. Ben soruyorum bazen cemaate, en büyük sure hangi? Diyorlar Bakara suresi. Yok diyor, bu en uzun sure, şaşırttırıyoruz. Evet, evet. En uzun sure Bakara suresi, 48 sayfa, 2,5 cüze yakın. Evet. En büyük sure Fatiha suresi, yani deneyenlerimiz bunu not etsinler, yani Kur'an kültürümüzü. Ta içeriğine girmiyoruz, bir evet, genel olarak bilgilerimizi tazeliyoruz. Evet. En büyük ayet, Ayet-el Kürsi. En büyük sure Fatiha suresi, en büyük ayet, Ayet-el Kürsi, Kur'an'ın Everest tepesi. Evet. En yüksek tepesi var. Fatiha suresi de Kur'an'ın ön sözü. Bir kitabı aldığımız zaman ne yapıyoruz? Önce ön sözünü okuyoruz, sonra yazarın geçmişini, özgeçmişini okuyoruz. Ondan sonra kitabın içeriğine giriyoruz. Evet. Biz de şimdi atmosferine dolaşıyoruz, Kur'an kültürümüzü geliştiriyoruz. Evet. İnşallah ileride davet ederseniz yine Kur'an-ı Kerim içeriğine hocam, de gireriz demek, inşallah. Hocam ne demek, sevgili yönetmenimize de buradan çok teşekkür ediyoruz ki bizi sizlerle buluşturuyor. Allah razı olsun. Bizim için değerli olan bu. Allah razı olsun. Rabbim tekrarını nasip eylesin. Ben de dua ediyorum. Nasıldı Güslü Bey? Kuş kanadıyla? Kuş kanadıyla insan, insan kavmiyle uçar. Ya. Değil mi? Bugün siz bize kol kanat oldunuz. Biz de size kol kanat olmaya gayret ediyoruz. Estağfurullah. Canım Allah hocam, söylediklerimizi, dinlediklerimizi başta bizlere yaşamayı nasip etsin. Sonra da değerli dinleyenlerimize, dostlarımıza amin, inşallah. Amin. Evet, en kısa sure, en uzun sure Bakara suresi, en kısa sure Kevser suresi, İnne Atayna, bir satır, üç ayet. Evet. Ondan sonra en kısa sure İhlas-ı Şerif, Kulhüallah suresi, Kur'an'ın evet, üçte birine denk. Efendimizin sözü. Evet. Üç İhlas, bir Fatiha, bir Hatim yerine geçiyor, deniyor ya. Ondan sonra en kısa sure hangisi olsa gerek, Vel-Asr suresi. Evet. İki satır, üç ayet. Sözleşme suresi deniyor buna. Eshab-ı kiram toplanıyorlar, meseleler tartışıyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Efendim dağılırken Vel-Asr suresini okuyup dağılıyorlar. Niye? Orada dört madde var. Şunlar, 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 şunlar pasayı kurtarmıştır. Bunun haricindekilerin durumu zor. Kim onlar? İman edenler, salih amel işleyenler, insanlığa, İslam'a faydalı iş ve hareketlerde bulunanlar, salih amel diyoruz. Evet. İbadetlerimiz, hayırımız, hasenatımız. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği şey, Peygamber Efendimiz'in tabiriyle, farz ibadetlerden sonra Allah'ımızın en sevdiği şey diyor Peygamber Efendimiz, bir kulunun gönlünde yer etmektir. Çok mühim. Evet. Gönül kazanmaktır. Biz dünyaya gönül yıkmaya gelmedik ki. Doğru. Gönül kazanmaya geldik canım. Tamam. Doğru. Hani bir kitapta okumuştum, çok hoşuma gider. Yıkma elin kalbine, sen ne yıkılırsın? Ya. Ya. Kalp sırça saraydır, kırmaya gelmez. Öyle hocam. Hani şimdi bir sürahi kırarsa, bunu yapıştıracağız şimdi bugün gelişmiş maddelerle, kimyon evet, maddelerle. Hiç sürahinin aslını tutar mı? Tut. Onun için tut, yıkma elin kalbini, sen de yıkılırsın. Allah gönül yıkanlardan değil, gönül kazananlardan eylesin inşallah. Amin. Evet, El-Hasr suresinin dört tane, iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler. İşte amin, biz bu akşam sizler bizler, o ne güzel ilahiler içerisinde ne büyük nasihatler var. Yani. Estağfurullah. Yani çok duygulandım ben de. Evet. Büyüklerimiz böyle zaman zaman işte hocam zaten çok kıymetli yazılan sözler var. Subhanallah. Ve Allah razı olsun, biz de onların o manevi esintilerinden istifade ediyoruz. Böyle ezgilerle karşınızda oluyoruz. Hı.